Acil gelebilir misin? Bak yangın bu tarafa doğru geliyor ya. Abi. Abi gel geri gel. Geri gel. Belediye olarak gecenin bir saatinde telaffuz durumdayız. Artık tabii itfaiyelerimiz yoruldu. Gönüllü vatandaşlarımız yoruldu ama bizler şu anda gördüğünüz gibi gönüllü herkes sahada, herkes elinde bir çalıyla yangını söndürmek için mücadele ediyor. Bu dua hepimizin, bu Bodrum, bu ülke, bu Türkiye'miz hepimizin. Şu an ciğerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Gerçekten anlatacak bir şey de bulamıyorum. Ben burada bu röportajı yaparken önümde 20 metrelerde yangın var. Orada onu gördükçe içim yanıyor. Şuraya baktıkça karşıda dağlar yanıyor. Yani çok kötü durumdayız. Allah hepimize yardım etsin. Böyle bir günde ben bir belediye meclisçisi olarak tüm duyarlı vatandaşımıza, belediye ekibimize, itfaiye ekiplerimize, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yardım ekibimize ve Türkiye'den gelen bütün yangınla katkısı olan herkese ben Numan Cömert olarak çok çok teşekkür ediyorum hepimize. Geçmiş olsun, Bodrum'umuza geçmiş olsun. Doğamızı, ormanımızı, çamlarımızı korumak bizim vatandaşlık görevimiz. Çok üzgünüz. Gerçekten içimiz yanıyor, yaralıyız. Artık bir şey diyemiyorum. Gerçekten sözün bittiği yerdeyim şu anda. İşte dağlar, şu anda benim baktığım bütün Gümüşlük, Peksimet tarafından Yalıkavak Dağları'na doğru, şimdi Çilek Dağı'na doğru, Yaka Köyü'nün yangın gidiyor. Şu anda bir büyük uçak var. 3 tane de normal yangın söndürme uçağı var. Hepsi müdahale ediyor. Şu anda aslına bakarsak havadan, karadan müdahale ediliyor. Fakat en kötü durum sıcakların çok olması, rüzgarın hızayıdır esmesi ve yangının da kuzeye doğru gitmesi en büyük tehlike. Bunun önüne geçmek için şu an Çağdaş Beton'un arazörlerini görüyorum. İşte beton kamyonlarını görüyorum. Onlar önünü kesmeye çalışıyor. Vatandaş kesmeye çalışıyor. Hepimize çok çok geçmiş olsun. Bodrum'uza tekrar geçmiş olsun.